Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde bir şer'iyet sicili okuyacağız. Manisa şer'iyet sicillerinden bir tanesi. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve hemen başlayalım arkadaşlar. Nişanı, şu nişa diye uzatılmış nun burada. Nişanı, şerifi, alişanı, nun yukarıda alişan derken hükmü oldur ki. Evet arkadaşlar, tekrar alayım kelimeyi. Nişanı, şerifi, alişan, hükmü oldur ki. Başladı. Evet, bu sırada da ezan okudu arkadaşlar. Ezan bitene kadar dersi durduruyorum. Ezandan sonra devam edelim. Evet, ezanımız bitti. Cenab-ı Hak bu topraklarımızdan, bu göklerden bu ezanlarımızı bir nefes dahi olsun inşallah eksik kılmasın diye duamızı edelim inşallah. Ve arkadaşlar, dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Nefsi Manisa diye yazılıyor arkadaşlar. Nefs ya da nefis, merkez manasında burada. Yani Manisa merkezinde demek istiyor. Nefsi Manisa ya da Türkçesi günümüzde Manisa. Nefsi Manisa ve tevabiinde, yani Manisa'ya tabi olan yerler. Ne? İlçeleri, kazaları, köyleri vesaire. Muhammen, evet arkadaşlar, Muhammen yazıyor. Yani tahmin edilen, günümüzde de Muhammen bedel diye ifade edilir arkadaşlar. Muhammen olan, şu lam elif arkadaşlar, şu karaladığım en son yer. Muhammen olan, evet, o lam elif burası. Şu nun harfi arkadaşlar, noktası yukarıda, yuvarlak şekilde de yazılabiliyor. Muhammen olan Hasan, evet, burada bir isim Hasan. Na mahal olmağın, yani herhangi bir yeri olmadığından dolayı, na mahal, mahal olmadığından, yer olmadığından, ref olunup, evet, ref olunup yerine, evet, yerine. Burada son kelimemiz iş bu arkadaşlar, iş bu. Elif burada sildik, ondan sonra şin şuradan geliyor arkadaşlar, ondan sonra b'nin keşidesi vav ve ne oldu? İş bu. Şinin noktası da arkadaşlar şurası. İş bu. Yerine iş bu. Darende i. Hemze burada, darende i. Fermanı Hümayun. Darende i. Fermanı Hümayun. Osman arkadaşlar. Osman. Şu perteksenin 3 noktası. Osman bin Ramazan. Osman bin Ramazan. Layık, layık ve layık ve mahalli müstehak, layık ve mahalli müstehak. Bu da mahal arkadaşlar, yine layık manasında, hak eden manasında bir ifade. Mahallin bir manası da bu arkadaşlar. Normal yer manasındaki mahalle karıştırmayalım. Aynı şekilde imla ediliyorlar arkadaşlar. Aynı şekilde okunuyorlar. Fakat manaları farklı. Onu ifade edelim. Evet. Layık ve mahal ve mahalli müstehak olmağın tevcih olunup, evet, tevcih olunup beraatı, evet, beraatı. Burada şer demiş, bırakmış. Beraat-ı şerif olacak. Y ve F harfi katibimiz unutmuş arkadaşlar. İnsan nisyan ile malüldür hükmünce arkadaşlar. Hepimiz unutabiliriz. Yer yer bizler de
unutuyoruz, hatta sık unutuyoruz. Bazen yanlış okumalar da farkında olmadan arkadaşlar gerçekleştirebiliyoruz ya da kelime manasını bildiğimiz bir kelimeye arkadaşlar farklı mana verebiliyoruz. Tabii artık ruhumuz nerede seyri sefer ediyorsa o sırada farklı mana veriyoruz. Fakat hiç farkında değiliz. Yer yer bunu yaşıyorum. Ondan sonra arkadaşlar mesela bu tür derslerde yoruma yazıyorlar. Efendim şunu yanlış manalandırdınız gibi. Olabilir arkadaşlar. Bu tür şeyler olur. Mana vermede de olur. Okurken de hatalar olur. İnsan dediğimiz gibi nisyan ile yani unutmak ile mağlûldür. Yani öyle bir hasleti var, öyle bir hastalığı var diyelim. Beraat-ı şerif, y ve yok burada şerifi if ekini biz katıyoruz arkadaşlar. Virilmek, evet. Beraat-ı şerif virilmek, ricasına, evet ricasına kadısı, evet kadısı dediği yani Manisa kadısı. Akda kuzatil müslimin, akza ya da akda kuzatil müslimin yani kadıların kadısı manasında bir ifade. Müslimin Mevlana Şeyh Mehmet. Mevlana Şeyh Mehmet Zidet. Burası arkadaşlar. Zidet Fazailuhu. Evet. Zidet Fazailuhu. Y ile yazılabiliyor arkadaşlar. Fazail, Fazail. Mesela Sair, Sair. Y'li gibi. Burada da Fazail, Y'li yazılmış. İlletli harfler arkadaşlar, elif vav ya harfleri bunlar birbirine dönüşebiliyor arkadaşlar. Manada bir sıkıntı yok. Fazailuhu. Evet. Mehmet Zidet Fazailuhu arz eylemeyin. Evet, arz eylemeyin. Sadaka idüp, evet, sadaka idüp. Yani burada talep manasında arkadaşlar. Sadaka idüp bu beraatı, bu beraatı elif ten ortasına gelmiş arkadaşlar. Beraat-ı saadet makruunu verdüm. Verdüm arkadaşlar. Ondan sonra şurada dal harfi bu şekilde yazılmış. Yanındaki vav harfi arkadaşlar. Verdüm. Verdim şeklinde de okuyabiliriz. Herhangi bir sakıncası yok. Biznillah. Devam edelim. Ve buyurdum ki ve buyurdum ki varıp evet varıp mezburun yerine muhammen olup mezburun yerine muhammen olup hizmeti lazımesin. Evet hizmeti lazımesin. Bunlar arkadaşlar kalıp ifadeler yani klişe ifadeler diye de bilirsiniz. Bu tür arkadaşlar hem beraatlarda, fermanlarda hem şer'i sicillerinde bu tarz ifadeleri geçiyor. Yani tabii çok sıkça vesika okumanız bu cihette önemli. Ne yapıyorsunuz? Kullanılan dile, üsluba aşina oluyorsunuz. Evet, hizmeti lazımesin müeddi. Evet, müeddi kıldıktan sonra. Müeddi kıldıktan sonra. Evet. Bundan, evet sanki bunlardan gibi yazılmış ama bundan evvel ya da bunların gibi yazmaya çalışmış ama bundan evvel akış olarak daha uygun arkadaşlar. Bundan evvel mutasarrıf olanlar ne veçle, ne veçle. Ne kelimesi özellikle arkadaşlar bitişik yazılıyor. Ne suret, ne veç gibi kelimeler arşivlerde kelimeyle bitişik yazıldığını görüyoruz. Evet, neveçle mutasarrıf olmuşlar. Şinin üç noktası arkadaşlar nasıl yazıldığını görüyorsunuz. Buna dikkat edin. Aklımızda olunsun arkadaşlar. Özellikle bu tür vesikalara pek yeni yeni bakanlar için söyledim. Olmuşlar, mutasarrıf olmuşlar ise bu burada dahi yazıyor arkadaşlar. Da harfi, h harfi ve y dahi. Evet, dahi okuduk. Mutasarrıf. Evet, mutasarrıf. Bu dahi mutasarrıf olup devamı devlet için. Devamı
devletiçün, yani devlet için. İçinlerde arşiv vesikalarında sıklıkla gördüğümüz gibi arkadaşlar kelime ile bitişik yazılıyor. Özellikle mezar kitabelerinde çokça görüyoruz arkadaşlar. Ruhi çün. Ruhi çün. Bir kelime gibi o çün kelimeye bitişik yazılıyor. Bu da devlet için. Devamı devlet için duaya. Evet. Duaya. Şu dal harfi. Evet. Duaya. Dal harfi. Duaya. Müdavemet. Yani devamlılık göstermek. Müdavemet gösterip. Müdavemet gösterip. Olbapta bir fert, yani hiçbir kimse, bir kişi, bir fert mani olmaya, mani olmaya ya da olmaya. Şöyle bilalar, yani şöyle bileler manasında lam elifle yazmış arkadaşlar. Ki bu şekilde yazılıyor ekseriyetle arşiv metinlerinde. Şöyle bilalar, yani şöyle bileler. Doğru telaffuzu bu. Şerife arkadaşlar. Alameti şerife. Bazı metinlerde şerifeme diye de geçebiliyor. Alameti şerife itimat. Evet, itimat kılalar. Evet, itimat kılalar. Bunlar tamamen arkadaşlar emir cümleleri. Onu da söyleyelim. İtimat kılalar. Belgemiz bitti. Tarih kısmına geldik. Bakalım tarih kısmında ne yazıyor arkadaşlar? Tahriran. Tahriran. Şu arkadaşlar fi olacak. Tahriran fi evail olması için ye ile yazmış arkadaşlar. Evaili tahriran. Evaili şu sanki arkadaşlar belirsiz. Niye böyle yazmış katip bilemiyorum. Tahriran fi özür diliyorum arkadaşlar. Daha ziyade mine benziyor. Evet, min daha münasip. Tahriran dendan manasında yani. Min evaili şehri, evet, şehri Zilhicceti Şerife. D'den manasında, denden manasında arkadaşlar. Yani şu tarihte yazıldı manası çıkıyor arkadaşlar. Tahriran min evaili şehri Zilhicceti Şerife. Lisene yani şu senesinde tis'a 9 ve erba'in 40 tis'a ve erba'in 49 ve elf 1000, yani 1049 senesinde yazılmış bir şer'iye sicili arkadaşlar. Şimdi burada belgenin tarihi bir daha yazılmış. Kayıt 1000 arkadaşlar. Kayıt 1000 21 özür kayıt fi olacak arkadaşlar. Şu fi herhalde yanlış okumuyorsam fi daha münasip. Kayıt fi 21 minel muharremil haram. Evet. Kayıt fi 21 muharremil haram diye okudum inşallah. Doğru okumuşumdur. Yoksa arkadaşlar siz yoruma yazın arkadaşlar münasip olanı. Fi dedik. Kayıt fi 21 minel muharremil haram sene 1050. 1050. Şurada da makam kısmı var arkadaşlar. Şurası da makam kısmı. Be makamı arkadaşlar. Konstantiniye. Konstantiniye. Yani İstanbul'da kaleme alınmış bir vesika. Ama Manisa'da geçen bir hadiseyi anlatıyor arkadaşlar. Evet, belgemiz buydu. İnşallah yanlış okumamışızdır. Sürçülisan ettiysek affola arkadaşlar.
Hakkınızı helal edin. Bir sonraki derste yine görüşürüz. Fi emanillah.